Arkadaşlar, ben bu açıklamayı ayın 4'ünde mahkeme önünde verecektim. Ama maalesef çıkan yanlış haberler, yalan haberler için mecbur kaldım. Bugün açıklamamı yapıyorum. Ve bugüne kadar da sessiz kaldım. Biraz heyecanlanıyorum, kusura bakmayın. Çünkü ilk defa medyanın karşısına çıkıyorum. Ben acılı bir babayım. Beni de maruz görür. Ayın 16'sında benim kızım diri diri Muğla'da yakıldı. Hepiniz biliyorsunuz, bilginiz dahilinde. Ayın 23'ünde Muğla milletvekili, telefonum çaldı. Telefonu açtım. Muğla milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu. Taziye kelimesinden sonra davadan vazgeç dedi bana. Kamu davası zaten devam eder. Biz senin yanındayız. Ne gerekirse yapacağız dediler. Çünkü karşı taraf, annesi de CHP'de galiba, orada bir ilçe başkanı olduğunu biliyorum. Aynı partideler. Ve ben söyleyeceğim kelime harfi harfine doğrudur. Söylediğim tüm cümleler doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Ve ben kabul etmedim. Kızınız olsa acaba siz kabul eder miydiniz? Telefonu kapattım. Tahriben 1,5-2 dakika sürmedi galiba. Telefonu kapattım ve olayı da kapattım. Kızımı taziyesi bitti, 20 gün sonra CHP ilçe başkanı, Hizan CHP ilçe başkanı Aydın Sadak beyefendi akrabalarımı, arkadaşlarımı devreye soktu. Neyse, bana ulaştılar, geldiler. İnanmadım ilk önce. İnanmadım. Dedim ki sizi kim aradı? Aynı Süleyman Girgin aradığını söylemiş. Dedim telefonu çıkar. Telefonu çıkardı. Evet, beni arayan kişi, onu arayan kişi aynı olduğunu gördüm. Ve ben kabul etmedim. Defalarca beni aradı. Defalarca orada birebir görüştük. Ne kadar para isteyeceğini, yani ne kadar istersen veririz. Yeter ki davada vazgeç. Zaten kamu davası sürüyor. Benim kızıma Muğla'dan çok iftiralar atıldığı için, canı pahasına da olursa İstanbul tapusunu verseler bile ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar nereye giderse gitsin. Ben zaten yaşayan bir ölüyüm. O yüzden davadan vazgeçmedim. Ondan sonra ben İstanbul'a geldim. Beni iki sefer yine aradı. Ben yalan atıyorum. Evet. Çünkü haberlerde hep öyle görüyorum. Ben neden yalan atayım? Benim hiçbir siyasi çıkarım mı var? Ben acılı bir babayım. Zaten derdimle uğraşıyorum. Ben neden yalan atayım arkadaşlar? Ben size söylüyorum burada, bütün Türkiye kamuoyuna söylüyorum. Neden yalan atayım? Ben o haberlere çok üzülüyorum. Ben neden iftira atayım? Ben hiçbir siyasi partiye üye değilim. Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye de üye olmadım, olmayacağım da. Ben iftira atmıyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de mal etmiyorum. Ben kişiler üzerinde konuşuyorum. Daha sonra Veli Ağababa beni aradı. Veli Ağababa'ya aynısını söyledim. İsmi de söyledim. Sonra Özgür Özel Bey aradı. Aynısını ona da söyledim. Ve 4 Ocak'ta ben açıklama yapacaktım. Baktım çok yalan haberler var. O yüzden ben mecbur kaldım. Bugün açıklamamı yaptım. Ben yalan atıyorum. Haber çıkmadan bir gün önce, haber çıkmadan CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar Hizan'da. Buyurun. Hepiniz bakın, tarihe bakın. Çıkmadan CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar CHP. Çünkü Özgür Özel Bey gerekeni yapacağız dediler. Partimizin içinde böyle insanları kabul etmiyoruz dediler. Gereken yapılacak ve Özgür Özel Bey bana dedi ki sonuna kadar yanındayız. Davayı da takip edeceğiz. Beni arayan kişinin de bu olduğunu, buyurun WhatsApp'ında bu olduğunu söylediler.
Bir dakika göstereyim. Evet, bu oldu. Diyelim ki ben yalan atıyorum. Bir ilçe başkanı niye yalan atsın? Neden 10 sefer arasın? Şimdi bazı insanlar parasına malına güveniyorlar. Benim kızım sattık değildi arkadaşlar. Benim kızım sattık değildi Muğla'da. Diri diri yakıldı benim kızım. Yani gerçekten bu kabul edilecek bir şey de değil. Bir insanı öldüreceksin, parayla insanları bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün duyarlı insanlara burada sesleniyorum. Herkese de saygılarımı sunuyorum. Artık Pınarlar ölmesin. Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın. Ve herkesin de, bütün Türkiye'nin de arkanda olduğunu ben hissediyorum. Bütün duyarlı insanların da, demokrat insanların da arkanda olduğunu hissediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hiçbir soru da almıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. 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 Tamam, böyle sağ olun. Gerekçe neydi peki? Süleyman Girgin niye davadan vazgeçmedi? Ben alamadım hanımefendi. Sadece başsağlığı dilediğini söyledi ama. Gerekçe ortada, katilin caninin annesi Muğla'da CHP ilçe başkanlığı mı yapıyor, il başkanlığı mı yapıyor? Zaten olay günü istifa ediyor. Olay ortada, yani gerçek ortada. Ben gerekçe ne olduğunu bilmiyorum. Soru da almıyorum. Teşekkür ediyorum. Hayır.